Xitay devletinin Şərq Türkistan'da ilip yeri vatkan erki kırgınçılık cinayetleri xalqırağı paş bolğandın bu yan bu meslegi köngül bölgen. Ama Xitayını ve Uyğurlarının tarihi ötmüşünü bilmeydiğen kişiler Xitay nemişki bu zulümünü kıldı degen suallarını soraşkı başladı. Bu xil suallarının oturgu çıkışı tabi ahval. Muyum bolğını bizden nemedep cevap bergenlikimiz. Bazılar biz Müslüman bolğanlığımız için Xitay bizge zulüm kıldı deyip cevap verip gelmekte. Bu sebeplerden malum kısmıga cevap buluşu mümkün. Ama umum yüzlük kılıp etkanda kayıl kılarlık bulmayılık almasından bazı kişilerden kalısı da Xitay dini aşkınlarına zerbi berdok davat etti. Demek doğru okşumamdı digendek gumanlık karışlarını mı keltürüp çıkırışı mümkün. Hem Xitay mı halkarada muşundak göz karışlarını peyda kılış ve yeyiş üçün köpligen tozaklarını korup gelmekte. Yakınki yıllarda Uyghur ve Şerq Türkistan meselesi tarihte birinci kıtım halkara gün tertipte bu kadar ken kölemde muyum orun aldı. Bu bizden müstakillik görüşümüzde tekimi ken cemaatçilikten kolluşunu kolu keltürüşümüz için yakşı bir fırsat. Bu fırsatını toğra ve toluk kolunuş için Şerq Türkistan meselesi ve Xitay'ın hakiki maksadını toğra ve toluk ifade kılışımız gerek. Menimce Xitay'ın Şerq Türkistan'daki erki kırgınçılık ilip berişinin sebeplerini tövendikçe iki çoğun noktaya yığınçaklaş mümkün. Maddi sebepler ve manevi sebepler. Aldı bilen erki kırgınçılıkların maddi sebeplerine karab çıkaydı. Şerq Türkistan'ın stratejilik ehmiyeti. Bu Xitay'ın dastlabki mezgillerde Şerq Türkistan'ı işgal kılıştaki asaslık sebebiydi. 1887 yılı Şerq Türkistan'ı istila kılış meselesi de Çin Manchu ordusu da talaş tartış bolgan vaxtı da Zozontan Haniş Sışı'nı kayıl kılış üçün mundaq degen. Şerq Türkistan'ı kolumuzda tutkan vaxtımızda Mongoliyanı koğdiyalayımız. Mongoliyanı koğdiyalsak Beycan'ı koğdiyalayımız. Zozontan Şərq Türkistan'dan Xitay üçün stratejilik əhmiyyət haqqında nutq sözləb sarayını qayıl qılğandan keyin Tianjinlik Xitay ticarətçi Hu Shuyan iyanı qılğan altın kümüşlərini rasxot qılıb Şərq Türkistan'ı işğal qıldı. Əmdi Şərq Türkistan'dan stratejilik əhmiyyət haqqında Xitayların göz qarışığı qarab baxaydı. Xitay Milli Müdafiye Üniversitesi'nin rektörü, sabık Xitay reisi Li Shangyan'ın küyoğlu General Liu Yaju yazgan Gharbi Rayon Nazriyesi diye makalda şundak deyilge. Xitay'nın gharbi tarafı bek yakşı bir yer. Gharbi günülmüş bizden üçün pekatlı stratejilik bir tallaş bulupluk almasının bizden ümidimiz hatta bu neslinin tağdırıdır. Onun mükemmel örneği bizge küş vermekte. Biz Gharbni pekatlı çigra rayon deplı karmasından ilgirleş üçün nişanlık rayon dep karışımız gerek. Bugün Şincan'ın Xitay'daki orna pekatlı coğrafya cihetin muyum tanpunluk rayon buluştun başka onun tendasız energiye alaylıge Xitay'nın energiye bihaterlige cihetin o vazkeşküsüz stratejilik ehmiyet gidigidir. Bulup mu Şincan bek muyum stratejilik bir atlaş taktısı bulup, Gharbde Otur Asya bilen çigradaş, Cenub'da hoşnum olgan Pakistan arkalık deniz yolu bilen bivasta Hindi okyanı baralayımız. Umumiyüzlük etkanda Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Şincan Otur Asya dep atıldı. Bu Otur Asya, Tanrı'nın bugünkü biz Xitaylarga bekş kılgan katlı bir tortudur. Şərq Türkistan'ın coğrafiyelik orni, Şərq Türkistan, Mongoliya, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Pakistan ve Hindistan Katarlıq devletleri bilen çigradaş bulup, Xitay üçün en köp hoşun devletke çigradaş bulgan rayındır. Xitayına gharibki bağlayılgan alayligi tüpeyildin bir belvaq bir yol planının kurukluktun çıkış noktasıdır. Şərq Türkistan'ın yer kölümü, Şərq Türkistan'dan 1,828,418 kvadrat kilometrlik yer kölümü bolsa, Xitay zeminden 6'dan 1 kısmını egelligen bulup, köpligen Xitay noposunu oranlaştırış üçün bipayan zemin təmirlemektedir. Şərq Türkistan'dan təbii baylıqları. Şərq Türkistan coğrafiyesi Xitay iqtisadından 50%'ini təmin kılmaqtadır. Yer astı ve yer üstü baylıqlarını bu yerde birbirler sanap ötmesek mi bu təfsilatlar əmanlarına ayan. Tövendimiz en yakınki bir xəbərini əsləb ötəyli.
2019 yılı 3. Oktyabr günü Xinhua agentliğinde mundaq bir haber çıktı. Xitayning neft şirketi Şinjanın janubidagi tarım oymalıqida ilip bargan tekşürüş ve izdash xizmeti jarayonida 115,3 milyard kub metrlik hajimga ega bir tabiiy gaz manbasi tepildi. İlimpen terakki kılgan sıra Şarık Türkistan'da tepilgan tabiiy baylıklar əsirlap köpeymekte. Bunun əgişip Xitayning qarın eğitimi kün sayın küçüyüp barmaqtadır. Erki kırgınçılıqnın manevi sebepleri. Erki kırgınçılıqnın manevi sebeplerini tövendikçe eğitişki buludu. Xitayning hayat pelsepesi perke, Xitay pelsepesi de kunzunan degeni boyu çıkarganda perhlik tehdittir. Bu sebeplik minan milletimden bolmağanın neyti başka doğru degen destur her zaman Xitayning hayat pelsepesi bulup gelgen. Onun için Xitay'ı hoşunu buluş, ya ki bir sebepler bilen Xitay hakimiyetine kirip kılış demek, Xitaylaşış ya ki yok kılınış demektir. Başka tallaş yoktur. Xitay'a kaç yüz yıl hüküm kılgan mancularga karaydıgan bulsak, ular bugün asas cihetin asınlasıya bulup oldu. Lekin Xitay'nın bu felsefesi Uygurlarga kelgende ötmedi. Xitay Uygurlarının başka milletlerge okşaş normal bir zaman içinde erip tügüşüge köz yetmedi ve bir belvaq bir yol planının Xitay'a bolgan hayati ehmiyetini köz tutup Şerq Türkistan'daki erki kırgınçılıkını tezlaştırışka karar verdi. Çünkü Xitay'a nispeten etkanda energiya bihaterliğini koğdaş için bu zamanda Xitay'dan başka millet bolmasılığı gerek. İntikam duygusu. Xitaylarının Mitexan'dan bu yan onlarga ve onlarının evlatları bolgan Uyghur ve başka Türkiye halklarına karşı işçide yoşurup gelgen bir nefret, bir intikam duygusu var idi. Çünkü Sedicin Sipil'nin bir şerep abidesi bolmağalıkını hiçbir zaman unutup kalmağan idi. İntikam duygusunu canlı tutuş için devamlı makaleler yazdı. Bugünkü günlükte bolsa, her kıl programlarını işleş arkalık, tarih boyunca Xitay'nın başka milletlerden bulup mu, on Türklerden tartkanlarını evlattan evlatka uygutup geldi. Zhao Daguan isimlik bir Xitay yazgıçısından, melun bir Xitay jurnalda ilan kılgan makalısından temisi mundaq koyulgan. Xitay'nın enenevi ahlak göz karşıda güzel bir ahlak var. O bolsa mı, intikam ve nefrettir. Bugünkü günlükte Xitay küçülünüp koluğu fırsat gelgende birinci işi əsrlər boyunca köngülüge püküp gelgen 10 Türk düşmeliğini kusuş, tarihi intikamını iliş buldu. Bu işe aldı bilen koltuğunun astıda durgan Uyghurlarını kırış bilen başıldı. Mundakçı etkanda Uyghurlar Xitay'nın 10 Türk düşmeliğinin dəslepki kurbanları bulup, eğer insaniyet birlikte Xitay'ını tosmasa, Uyghurlarının bugüne insaniyetinin ədisi buluşu mukarrardır.